Efendim, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere tesadüfen YouTube kanalımızda şu an sağlıklı bilgileri açıklayacağımız şifalı bitkiler ansiklopedimiz yanımızda olmadı. Ancak aklımızda kaldığı kadar da sizlere bugün Şevketi Bostan diken otu bitkisinin faydalarından bir de bu anason bitkisini görselliğini ve bildiğimiz kadarıyla faydalarından bahsedeceğiz. Diken otu, Şevketi Bostan otu, işte kenger bitkisi gibi böyle yaprakları dikenli olmaktadır ve bu bitkiye ıtır dikeni, diken otu ve Şevketi Bostan otu gibi isimler olmaktadır. Kenger gibi pembemsi çiçekler olan diken otu, taze yaprakları İç Anadolu bölgesinde, Ege bölgesinde ve yurdumuzun birçok bölümünde bunun yemekleri yapılmaktadır. Bitkiye Şevketi Bostan otunun da denmesi kökleri tıpkı bir havuç uzunluğunda yetişmiş bir havuç uzunluğunda olduğu için Şevketi Bostan otu olduğunu da söylenmektedir. Yani bitkinin kökleri beyaz bir havuç gibi olduğundan Şevketi Bostan otu denmektedir. Ve pazarlarda da güçlü pazar payı vardır. Diken otunun taze yaprakları yumurta gibi yumurtayla kavrularak tıpkı domates kavurması gibi, ıspanak kavurması gibi, menemen gibi yumurtalı kavurmaları yapılmaktadır. Bitkinin bağışıklık sistemini güçlendirerek kan temizleyici özelliği olduğu da bilinmektedir. Sindirim sistemine de faydalı olduğu bilinen bu bitki dikenli bir yapıya sahip olmasından dolayı da diken otu denmiştir. Çeşitli cilt hastalıklarında da faydalı olan diken otu işte böyle gördüğümüz gibi bir bitkidir. Bitki genel olarak bağışıklık sistemini güçlendirdiği için, kanı temizlediği için tehlikeli hastalıklardan korumaktadır. Ve sizlere bir de böyle Mısır anasonu, diş otu, yurdan otu gibi isimler olan anason bitkisinin bir de görsellik olarak tesadüfen karşılaştığımız bu anason bitkisiyle Mısır anasonuyla da sizlere de bir diken otu ve Şevketi Bostan otuyla birlikte görselliğini paylaşalım. İşte Mısır anasonu, diken otu ve diş otu toplu olarak videomuzda bitkinin genellikle halk arasında aslan sütü olarak da bilinen o ünlü alkollü içeceğinde ham maddesi olarak da bu anason bitkisinin tohumlarından istifade edilmektedir. Ayrıca çok güzel böyle bir ferahlatıcı da bir kokusu vardır. Anason bitkisinin tohumları genellikle vücudu rahatlatıcı ve sinirleri rahatlatıcı özelliği olmaktadır. Ve işte o ünlü aslan sütünün insanı rahatlatıcı ve ne bileyim böyle kendinden geçirici özelliği aslında o tadı kokusu anason bitkisinden almaktadır. Depresyon, kaygı, halüsinasyon ve uykusuzluk gibi problemlere karşı oldukça faydalı olduğu bilinen anason bitkisinin baharın ilk aylarında hava sıcaklıkları belirli bir seviyeye geldiğinde böyle doğada böyle taşlı yaprakları çiçekleri olmaktadır. İşte gördüğümüz bu anason bitkisini böyle arardık uzun süre ama ne yazık ki ansiklopedimiz yanımızda olmadığı için pek fazla bilgi veremeyeceğiz. Genel olarak doğal bir depresyon ilacı da olarak da bilinmektedir. İşte sizler bugün anason bitkimizi ve diken otu ve Şevketi Bostan otunu doğada canlı olarak videosunu yayınladık. Ve başında da söylediğimiz gibi videonun başında da söylediğimiz gibi daha ayrıntılı bilgileri sunabilmek için bu Şifalı Bitkiler kitabımız yanımızda şu an için yok. Ancak en yakın bir zaman diliminde bu bitkinin yaklaşan bahar ayıyla birlikte
yeni videolarını çekeceğiz. Ve güzel, hoş kokusuyla ve endamlı, mağrur duruşuyla sizlere doğadaki şifalı bitkileri böyle hem canlı olarak görselini hem de faydalarını dilimiz döndüğü kadar anlatmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın.